Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte neye geçtik? Yürütme konusuna geçtik arkadaşlar. Yürütme konusunun genel tekrarını yapacağız. Sizlerle birlikte yasama konusunu bitirmiştik. Değerli arkadaşlar iki videoda ve pdf'ini Furkan Hoca ile Tarih Telegram grubuna yüklemiştik. Oradan indirebilirsiniz. Değerli arkadaşlar şimdi yürütmeye geçtik. Yürütme de iki videodan oluşacak değerli dostlar. Ardından yargı ve idari hukukuna geçeceğiz geçmiş olacağız hemen ne yapıyoruz yürütme konusuna başlıyoruz buradan her sene bir ya da iki sorunuz var muhakkak değerli arkadaşlar dikkatli olmanız lazım güzelce dinleyelim ve önemli arkadaşlar noktalara değinmeye çalışacağız hemen başlıyoruz yürütme yetkisi arkadaşlar kime aittir diye sorabilir ÖSYM. yürütme yetkisi kime aittir cumhurbaşkanına aittir arkadaşlar unutmuyoruz yürütme yetkisi kime aitmiş cumhurbaşkanına aitmiş Bakıldığı zaman Cumhurbaşkanı seçilebilmek için aranan nitelikler arkadaşlar çok çok önemli. Burada e, ince detayları vereceğiz şimdi. E, nasıl soru sorabilir ÖSM bunları ne yapacağız işlemiş olacağız. Şimdi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. cumhurbaşkanının fix yani. E, ne olması lazım bakın kaç yaşını doldurmuş olması lazım. ÖSM tarafından ne yapılabilir sorulabilir. Aşağıdakilerden hangisi e, Cumhurbaşkanı seçilebilmek için... E, yaş şartı kaçtır diye sorabilir arkadaşlar. Yaş şartı kaç? 40 arkadaşlar unutmuyoruz. 40 yaşını ne yapmış olması lazım? Doldurmuş olması lazım. ÖSYM ne yapabilir? Bunu sorabilir arkadaşlar. 40 olduğunu unutmayacağız. Ve yüksek öğrenim yapmış olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın bunu daha sormadım. Bunları sormadı. Ne yapabilir ÖSYM? Bu ikisini size sorabilir. Nasıl sorabilir? Şöyle ee, Cevaplara ne, ne verir? İlkokul, ortaokul, lise arkadaşlar yüksek öğrenim bunları verir. Ne yapar? Size soru olarak yönlendirebilir. 40 yaşı unutmuyoruz ve yüksek öğrenim şartını e, olduğunu ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Ve milletvekili seçilme yeterliliğine de sahip olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için aranan nitelikler bunlardır. Not olarak buraya belirttik arkadaşlar. Notlarımız daim önemlidir. Cumhurbaşkanı seçilen kişi arkadaşlar neyi sona eriyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona ermektedir. Bunu lütfen unutmuyoruz. Ve 2017 anayasa değişikliği ile birlikte partisi ile ilişiği kesilmiyor arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bakın şu an Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi ile ilişiği kesildi mi? Hayır arkadaşlar kesilmedi. Oradan aklınıza gelebilir. Cumhurbaşkanı seçimi nasıl yapılıyor? Bunlara bakalım sizlerle birlikte. Önemli noktalara değindik. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı kim tarafından seçiliyor? Arkadaşlar halk tarafından seçiliyor. Unutmuyoruz. Halk tarafından seçildiğini lütfen unutmayalım. Kaç yılında arkadaşlar kaç yılında yapılan değişiklikle birlikte geldi bu? Unutmuyoruz. 2007'de bakın 2007'de yapılan değişiklikle birlikte artık Cumhurbaşkanlığı halk seçiyor arkadaşlar. Önceden meclis seçiyordu artık halk seçmeye başladı. Kaç yılından itibaren bakın size güncelde bile gelebilir bu soru. Kaç yılından itibaren 2007 arkadaşlar 2007'den itibaren gelmiştir bu. Görev süresi kaç yıldır ÖSYM sorar arkadaşlar. Cumhurbaşkanı görev süresi aşağıdakilerden e, aşağıdakilerden hangisidir diye sorabilir. Kaç yıl olduğunu sorabilir. 5 yıl olduğunu unutmayacağız arkadaşlar. Bakın halk tarafından seçiliyor. Görev süresi kaç yılmış? 5 yılmış arkadaşlar. Bir kimse en fazla kaç defa seçiliyor? Bakın bu da önemli. Kaç defa seçiliyor arkadaşlar? 2 defa seçiliyor. 2 defa seçiliyor. Halk tarafından seçiliyor. Görev süresi 5 yıl. Bir kimse en fazla 2 defa seçiliyor. Ama ama buraya not bıraktık arkadaşlar. Not çok çok önemli. Neymiş notumuz? Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Şöyle varsayalım, ee, şu an biliyorsunuz ki 2023 Haziran ayında seçim var, Cumhurbaşkanı seçimi. O yüzden çok çok önemli arkadaşlar. Size sınavda ne, yapala, ne yapabilir ÖSM buralardan soru sorabilir. O yüzden ayrıca dikkatli olmanız lazım. Ee, bir örnek verelim, şöyle örnek verelim. Atıyorum, not kısmımızla alakalı. Ee, Recep Tayyip Erdoğan ikinci kez seçildi diyelim arkadaşlar. İkinci döneminde yani 2023'ün sonunda ikinci döneminde ne yapabilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde arkadaşlar. Bakın karar verilmesi halinde bir kez daha ne yapabiliyor? Aday olabiliyor arkadaşlar. Yani üçüncü kez aday olabiliyor. Ama şart neymiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi lazım ki arkadaşlar bir defa daha aday olabilsin. Bunu da lütfen unutmayalım. Not kısmı önemli. Tekrar edelim kısaca. Halk tarafından seçiliyor. Görev süresi 5 yıl. Bir kimse en fazla iki defa seçilebiliyor arkadaşlar. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bir defa daha aday olabiliyor Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde. Burası anlaşıldı umarım arkadaşlar. Önemli kısımlardır buralar. Geldik Cumhurbaşkanlığına kimler aday gösterebilir? Çok çok önemli arkadaşlar. Çok çok önemli. Çok çok önemli. Şöyle yuvarlak için alalım. Kimler aday gösterebiliyor? Siyasi parti grupları arkadaşlar aday gösterebiliyor. Unutmuyoruz. Siyasi parti grupları aday gösterebiliyor. Başka? En son yapılan genel seçimlerde arkadaşlar toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az %5'ini almış almış olan siyasi partiler. Bakın bu yüzdeli ÖSYM'e takmış durumda. Soracak arkadaşlar. Bu sene sanki bunu soracak öyle hissediyorum. En az yüzde kaçını almış siyasi partiler arkadaşlar en az %5'ini almış olan siyasi partiler ne yapabilir? Aday gösterebilir arkadaşlar. En son yapılan genel seçimlerde arkadaşlar unutmuyoruz. Ve ve en az 100.000 seçmen adayı ne yapabilir arkadaşlar? Cumhurbaşkanı adayı ne gösterebilir. Kaç kişi? 100 bin arkadaşlar. 100.000 seçmen aday gösterebiliyor. İmzası olması gerekiyor arkadaşlar. Sorabilir, sayıları sorabilir arkadaşlar. Önemli. 1-2-3 şeklinde sorabilir. Bakın 1-2-3 şeklinde sorabilir. Hangileri gösterebilir, aday gösterebilir diye. Veyahut bu %5'i sorabilir. %5'i unutmuyoruz. Ve 100.000 seçmenin imzasıyla aday gösterebileceğini unutmuyoruz. A şıkkına koyar 1000. B şıkkına 10.000. C şıkkına 50.000. D şıkkına 100.000. Bakın koyar böyle ölseme. 100.000 olduğunu ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Arkadaşlar burası da bu şekilde ve oldukça önemli bir kısımdı burası. Dikkatli olmamız lazım. Evet. Bir kimse aynı anda hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamaz ifadesi arkadaşlar 82 yıl e, anayasasında yapılan 2017 yılında yapılan değişiklik ile girmiş oluyor bu ifadede. Bunu da unutmuyoruz. Geldik cumhurbaşkanı seçimine. <laughs> arkadaşlar önemli. Seçimler yaklaşıyor önemli. Bakıldığı zaman genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı oluyor arkadaşlar. Salt çoğunluğu aldıysa aday cumhurbaşkanı olabiliyor. İlk oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa arkadaşlar ne oluyor? Bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama ne yapılıyor? Yapılmış oluyor arkadaşlar. Bakın haziran ayında seçim biliyorsunuz sal çoğunluk sağlanamadı ilk oylamadı. Ne oluyor arkadaşlar? Bu oylamayı izleyen oylama yapılıyor. Atıyorum 18 Haziran 2023'te arkadaşlar seçim. Pazar günü 18 Haziran pazara denk geliyor. İkinci pazar günü ne oluyor arkadaşlar? sal çoğunluk sağlanamazsa tekrar ikinci oylama yapılmış olacak. İkinci oylamaya ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılıyor arkadaşlar. Unutmuyoruz iki aday. Bakın iki aday çok çok önemli. İki aday katılıyor ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday ne yapıyor? Cumhurbaşkanı seçiliyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bakın salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı oluyor. Bu bir. İlk oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci pazar günü ikinci oylama yapılıyor. Bu iki. İkinci oylamaya ilk oylamada en çok oy alan iki aday ne yapıyor? Katılıyor arkadaşlar. Şu an örnek verelim arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan'la şu an sallıyorum ismi. Kim olacağı daha belli değil ama atıyorum Mansur Yavaş arkadaşlar Seçil, e, seçime girdi. İkisi en çok oyu aldı. Ne yapıyor bu iki aday katılmış oluyor değerli dostlar. Geçerli oyların çoğunluğunu alan aday da cumhurbaşkanı seçiliyor. Seçimlere tek adayın kalması halinde bu oylama ne yapılıyor arkadaşlar? Referandum şeklinde yapılıyor. Referandum şeklinde yapılıyor. Tek aday kalırsa arkadaşlar tek adayın kalması halinde referandum şeklinde yapılıyor. Aday geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçiliyor arkadaşlar referandumda. Ve oylamada adayın geçerli oyların çoğunluğunu almaması halinde seçim arkadaşlar yenileniyor. Ve kesin sonuçların ilanından sonra gelen 45. günü takip eden ilk pazar günü sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenileniyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın Şöyle söyleyelim. Referanduma gitti. Referandumda da seçilemedi arkadaşlar. Ne yapıyor? Yeniden arkadaşlar artık yeniden başlıyor seçimler. Seçimler yenileniyor. Kesin sonuçlarının ilanından sonra gelen 45. günü takip eden ilk pazar arkadaşlar ilk pazar ne oluyor? Sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenmiş oluyor. Bu da çok çok önemli bir bilgi. Cumhurbaşkanı görev süresinin dolması Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi ya da seçimlerin tamamlanmaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut cumhurbaşkanı göreve ne yapıyor arkadaşlar? Devam ediyor. Evet, bu kısmı da bitirdik. Geldik diğer kısmımıza. Cumhurbaşkanı makamı herhangi bir nedenle boşalmış arkadaşlar ve genel seçimlere bir yıl. şunu rengini değiştirelim arkadaşlar. Şöyle kırmızı yapalım. Genel seçimlere bir yıl. Ve daha az kalmışsa arkadaşlar bakın bir yıl ve daha az kalmışsa cumhurbaşkanı seçimi makamının boşaldığı günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimleriyle birlikte yapılıyor anlaşıldı arkadaşlar cumhurbaşkanı makamı herhangi bir nedenle boşaldı diyelim arkadaşlar Allah korusun görev süresinde süresince ne oluyor arkadaşlar? Cumhurbaşkanı vefat etti diyelim. Allah korusun. Ne oluyor? E, boşalmış oluyor koltuk. Ve genel seçimlere bir yıl ve daha az kalmışsa arkadaşlar bir yıl ve daha az kalmışsa atıyorum şu an değil mi? Şu an. Bir yıl ve daha az kaldı arkadaşlar. Çünkü 18 Haziran'ı geçtik. Bir yıldan az kalmış oluyor. Cumhurbaşkanı seçimi makamına boşaldığı günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü ne oluyor arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi e, genel seçimleriyle birlikte ne yapılmış oluyor? Yapılmış oluyor. Bu 60. günü arkadaşlar unutmuyoruz. Tamam, mı? bir yıl ve daha az kalmışsa 60. gün. Bunu unutmuyoruz. Genel seçimlere bir yıldan fazla kalmışsa arkadaşlar cumhurbaşkanı seçimi makamının boşaldığı günden sonra gelen 45. gün içindeki son pazar günü. Arkadaşlar, bu bakın bu kelimeler çok çok önemli. ÖSYM sorar arkadaşlar. Atıyorum. 60. günü takip eden ilk pazar deme son pazar der. Yanlış arkadaşlar. Ne yapması lazım? 60. günü takip eden ilk pazar demesi lazım. Bir yıl ve daha az kaldıysa bir yıldan fazla kalmışsa 45. gün içindeki son pazar arkadaşlar. İnşallah burası anlaşılmıştır. Çok çok önemli kısımlardır buralar. Evet. Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları kim seçiyor arkadaşlar? Unutmuyoruz. Cumhurbaşkanı seçiyor. Arkadaşlar bunları Cumhurbaşkanı seçmiş seçmektedir. Bunları unutmayalım değerli dostlar. Cumhurbaşkanına vekalet. Önemli bir kısımda Cumhurbaşkanına vekalet. Arkadaşlar Cumhurbaşkanının yurt dışına çıkma veya hastalık gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde görevine dönünceye kadar kim vekalet ediyor? Cumhurbaşkanı yardımcısı ne yapıyor? Vekalet ediyor. Eskiden eee meclis başkanı vekalet ediyordu. Artık kaldırıldı o. Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet ediyor. Bunu lütfen unutmuyoruz. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu. Geldik bu kısma arkadaşlar. Ve bu kısımda önemlidir. Ee, soru sorulabilir buradan arkadaşlar. Baktığımız zaman Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla e, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunu vereceği önergeyle soruşturma açılması istenilebiliyor arkadaşlar salt çoğunluk varsa. Meclis önergeyi en geç arkadaşlar bir ay içinde görüşmek zorunda. Bir ay içinde görüşmek zorunda ve üye tam sayısının 3 bölü 5'inin yani 360 arkadaşlar milletvekilinin gizli oyu ile soruşturma açılmasına karar verilebiliyor. Arkadaşlar önerge en geç bir ay içinde görüşülüyor ve üye tam sayısının 3 bölü 5'inin gizli oyu ile soruşturma açılmasına karar verilebiliyor. Bakıldığı zaman Arkadaşlar 15 kişilik komisyon tarafından ne yapılıyor? Soruşturma yapılıyor. Kaç kişilikmiş? 15 kişilik komisyon toplanacak. Komisyon arkadaşlar ne yapıyor? Rapor hazırlıyor. Ve bu rapor arkadaşlar komisyon raporu 2 ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na ne yapılıyor? Sunuluyor arkadaşlar. Eğer rapor 2 ay içinde tamamlanmazsa ekstra olarak 1 ay daha verilebiliyor. Rapor arkadaşlar sunuldu. Rapor 10 gün içinde ne yapılıyor? Genel kurulda görüşülmüş oluyor. Bu bu şekilde arkadaşlar. Önce önerge daha sonra arkadaşlar komisyon toplanıyor. Komisyon rapor hazırlıyor. Rapor 10 gün içinde de genel kuruluna görüşülmüş oluyor. Bakıldığı zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 2 bölü 3'ünün yani 400 milletvekili gizli oyla ne yapılabiliyor? Yüce Divan'a sevk kararı alınabiliyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanı. Ne yapması lazım? 400 milletvekili arkadaşlar olması lazım. Üye tam sayısının 2 bölü 3'ünün yani 400 milletvekilinin gizli oyuyla Yüce Divan'a sevk kararı alınabiliyor. Bakın o zaman Yüce Divan yargılanması arkadaşlar 3 ay içinde ne yapılıyor? Tamamlanıyor. Bakın 3 ay içinde tamamlanıyor. Tamamlanmazsa ne oluyor? Ekstra 3 ay daha veriliyor arkadaşlar. Toplamda 6 ay. Ama 3 e, ayda ne yapılıyor? Tamamlanıyor. Tamamlanmazsa şahit ekstra 3 ay verilmiş oluyor. Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı ne yapamaz arkadaşlar? Seçim kararı alamaz arkadaşlar. Soruşturma açılmışsa seçim kararı alamaz. Eğer seçilme engel bir suçtan mahkum ediliyorsa Cumhurbaşkanı'nın görevi de sona ermiş oluyor değerli dostlar. Geldik önemli bir kısma daha. Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri. Bu videomuzun son konusu olacak ardından ikinci videomuza diğer kısımlara değinmiş olacağız sizlerle birlikte. Geldik Cumhurbaşkanı görev ve yetkilerine arkadaşlar çok çok önemli bir kısım. Hangisi Cumhurbaşkanı görev ve yetkilerine biri değildir gibi soruyla karşılaşabilirsiniz. Özellikle büyük harfle yazdığımı ve koyu arkadaşlar renklerle belirttiğimi lütfen dikkatli olunuz bunlar önemlidir. Evet başlıyoruz şimdi görev ve yetkilerine. Devlet Başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti'nin birliğini temsil ediyor Cumhurbaşkanı. Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. Bakın gerekli gördüğü takdirde yasama yılının ilk günü ne yapabiliyor arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşması yapabiliyor Cumhurbaşkanı. Ülkenin iç ve dış siyaset hakkında meclise mesaj veriyor. Kanunları yayımlıyor arkadaşlar. Kanunları yayımlayan Cumhurbaşkanı'dır. Unutmuyoruz. Kanunları tekrar görüşülmek üzere ne yapabilir? Meclise geri gönderebiliyor arkadaşlar kanunları. Tekrar görüşmek üzere. Ee, önemli de aynı da bahsettik. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları kim atıyor? Arkadaşlar veya görevlerini kim son veriyor? Cumhurbaşkanı arkadaşlar unutmuyoruz. Üst kademe kamu yöneticilerini de atıyor arkadaşlar. Üst kademe yöneticilerini atıyor, görevlerine son verebiliyor. Bunlar ne ile düzenleniyor? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleniyor arkadaşlar. Unutmuyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleniyor. Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcilerini gönderebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul edebiliyor. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı önemli bir kısım. Bakın çok çok önemli. ÖSYM'nin kelime oyunu yaptığı yer arkadaşlar. Üstüne basa basa söyleyeceğim. Bunu lütfen unutmayınız. Milletler arası anlaşmaları Cumhurbaşkanı onaylar ve yayımlar not kısmımız çok önemli. Uygun bulunmaz arkadaşlar. Milletler arası bakın şıkka verir. Cumhurbaşkanı milletler arası anlaşmaları uygun bulur. Yanlış arkadaşlar uygun bulmaz. Uygun bulan meclistir arkadaşlar. Cumhurbaşkanı milletler arası anlaşmaları onaylar ve yayımlar arkadaşlar. Burası inşallah anlaşılmıştır. Uygun bulmaz arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde ne yapabilir? Halk oyuna sunabilir. Milli güvenlik politikaları belirler ve gerekli tedbirleri alır arkadaşlar. Çok çok önemli. Bakın 3 yıl attım Türkiye Büyük Millet Meclisi adına TSK'nın başkomutanlığını temsil eden kimdir diye sorabilir arkadaşlar. Kim temsil ediyor? Cumhurbaşkanı. Bakın ne yapabilir? Şıklara verebilir arkadaşlar. Genelkurmay Başkanı der, Adalet Bakanı der, Milli Savunma Bakanı der. Bakın tuzağa düşmeyeceğiz. TSK'nın başkomutanlığını temsil eden meclis adına Cumhurbaşkanıdır arkadaşlar. Lütfen unutmuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ten aklınıza gelsin arkadaşlar. Başkomutan biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı olduğunda da başkomutanlı kendisi. TSK'nın kullanılmasına karar veriyor Cumhurbaşkanı. Sürekli hastalık, sakatlık, kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletebiliyor veya kaldırabiliyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi var. Cumhurbaşkanı yürütme yetkisini ilişkin konularda ne yapabilir? Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarabilir arkadaşlar. Çıkarabiliyor. Yürütme etkisine ilişkin konularda. Kanunların uygulanmasını sağlamak amacıyla ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarabiliyor. Bakın yönetmelik çıkarabiliyor Cumhurbaşkanı. Önemli. Anayasa Mahkemesi'ne kaç üye seçer arkadaşlar? Kaç üye seçiyormuş? 12 üye seçiyormuş. Danıştay üyelerinin kaçta kaçını seçiyormuş? 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı seçiyor arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'nin kaç üyesini seçiyormuş? Benimle birlikte tekrar ediniz. 12 üyesini. Danıştay üyelerin arkadaşlar kaçını? 1/4'ünü seçiyormuş. Ve en son kısım. Benim favori sınav sorularım arasında yer alır. Arkadaşlar çok çok önemli. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekilini kim seçer? Çok çok önemli. Bakın böyle soru sorabilir. Aynen şöyle. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını Aşağıdakilerden hangisi seçer? Cevap Cumhurbaşkanı arkadaşlar. Unutmuyoruz. Anlaşıldım arkadaşlar. Çok çok önemli. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını kim seçiyormuş? Tekrar ediyorum ki arkadaşlar aklınızda kalsın. Favori sınav sorum. Bu sene bekliyorum bu soruyu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını kim seçer? Cumhurbaşkanı seçer arkadaşlar. Bunu da unutmayalım dedik. Ve Cumhurbaşkanı görevi yetkilerini ne yaptık? Tamamladık yürütmenin ilk videosunu bitirdik. Genel tekrarını arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabilmişizdir. Önemli yerlere ne yaptık arkadaşlar? Parmak bastık. İnşallah buralardan sorular gelir ve sizler de yaparsanız diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.